Allah'ın izniyle arkadaşlar, Allah hayra vesile etsin, güzelleştirsin inşallah. Sen al. Serkan'ın yeri değil mi? Aleyküm selam. Benim en son Sayın Başkan. Seni vuruyorum. Ordu Dernekler Federasyonumuzun gayretleri neticesinde özellikle Ordu Valimiz, Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediye başkanlarımız ve ilçe belediyelerimiz bu organizasyona vermiş olduğu katkılardan dolayı yürekten teşekkür ediyorum. Çünkü böyle bir organizasyonun hayata geçmesi, bu kadar insanla neticede bir ordunun yerel yönetimlerinin buluşturulması kolay bir organizasyon değil. Onun için hem tebrik ediyorum hem de teşekkür ediyorum. Bu organizasyon sayesinde İstanbul'daki hemşehrilerimizin birbirinden ayrı noktalarda belki yıllarca dahi görmedikleri dostlarını, komşularını, akrabalarını burada görmeleri. Tabii bunların hemşehrilerimizin sıla-i rahim yapmaları, yani yerel yönetimleriyle ilgili orada temsiliyet makamında olan insanların hem yaptıkları hizmetlerin ne olduğunu, nelerin yapıldığını, şehirde nelerin değiştiğini görmeleri ve aynı zamanda bununla ilgili bilgilenmelerine vesile oluyor. Tabii bu süreç içerisinde buradaki hemşehrilerimiz 81 ilin farklı noktalarından ve bölgelerinden komşularıyla birlikte geldiklerinden dolayı o komşularını da, yani ilimizin haricinde farklı illerden gelen vatandaşlarımızın da ilimizle alakalı, ordumuzla ve ünyemizle alakalı bilgilendirme ve şehrimizi tanıtma fırsatı buluyoruz. Yöresel ürünlerimizi tanıtarak, biliyorsunuz son süreçlerde artık deniz, doğa ve kültür turizminin yanında en öne çıkan turizm destinasyonları arasında gastronomi. Gastronomide de Karadeniz'i düşündüğümüzde, Karadeniz'in yöresel lezzetlerini düşündüğümüzde gerçekten çok kıymetli lezzetlerimiz ve ürünlerimiz var. Bunların tattırılması, bunların tattırıldığında bir damak tadının oluşmasına ve o damak tadıyla birlikte buraya gelen misafirlerimizin de gene aklında bir ordu ünye oluşmasına ve burayı ziyaret etmekle alakalı
kafalarında bir fikrin oluşmasına vesile olmaya çalışıyoruz ki bunların da geçmiş dönemlerden baktığımızda ciddi anlamda dönüşlerini de görüyoruz. Şehrimizde yaz dönemlerinde ziyaretlere gelen misafirlerimizin, turizm amaçlı ziyaret eden vatandaşlarımızın çokça artmaya başladığını görüyoruz. Bu da bunların emaresi, bu yapılan çalışmalar. Ve yanı sıra en son olarak da önemsediğim işlerden bir tanesi, kadın kooperatiflerimizin, yani kadınlarımızın ürettiklerini daha önceden pazar noktasında sıkıntı çektiklerini biliyoruz. Biz bu kooperatif aracılığıyla yerel yönetim olarak kadınlarımızı destekleyerek bir, onların üretimine destek vermek. Onların ürettiğini aynı zamanda katma değere dönüşmesi açısından aile ekonomisine de bir miktar yansımasını sağlamak açısından onların pazarlama tekniklerinde de destek olmak ki İstanbul büyük bir pazar ve bu pazarda bunların da yer bulmasına ve o bulunan yerde de ürettikleri ürünlerin katma değere dönüşmesine şahit oluyoruz. Bu vesileyle de tabii o kadınlarımızın da yüzlerinin güldüğü, aile ekonomilerine katkı sundukları için de mutluluklarını ifade ettiklerine şahit oluyoruz. Bu da ziyadesiyle bizi mutlu ediyor. Gördüğünüz gibi 4 gün boyunca dolu dolu bir şekilde ziyarete baktığımızda çok zengin katılımlı bir ziyaretin olduğuna hep birlikte şahit olduk. Umut ederim ki bundan sonraki süreçlerde de çok daha güzelleriyle ve aynı zamanda da daha sağlıklı bir ortamda, daha güzel bir ortamda daha yenilerini hep birlikte yaparız diye umut ediyorum. Tabii biz buraya katılıma tüm siyasi kimliğimizi, dernek kimliğimizi bunları kenara bırakarak bir ordulu olarak, bir Ünyeli olarak katıldık. Ve burada Ünyeli hemşerilerimizle, ordulu hemşerilerimizle ve Karadeniz bölgesinde tüm hemşerilerimizle buluşmakla beraber yine onların komşularıyla Erzurumlu, Vanlı, Adıyamanlı, Amasyalı, Türkiye'nin her tarafından yeni dostluklar edinmeye sebebiyet verdi. Bu manada da çok önemliydi. Katıldığımız ordu tanıtım günlerinde şunu gördük ki Ünyeliler Ünye'ye sığmamışlar. İstanbul'un her noktasında, sanayisinde, ekonomisinde, bürokrasisinde, her kademede çok güzel noktalara gelmişler. Biz bunlarla gurur duyduk. 16-19 Kasım'da Ünye'yi ve tüm orduyu İstanbul'a taşıdık. Bizleri bu tanıtım günlerinde yalnız bırakmayan tüm hemşerilerimize, herkese çok teşekkür ediyorum. Her birisine saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. Ayrıca bu tanıtım günlerinin paydaşları olan Ordu Valiliğimiz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, Ordu Dernekler Federasyonumuz ve 19 ilçe belediye başkanlarımıza, siz kıymetli basın mensuplarımıza, hemşerilerimize, herkese çok teşekkür ediyorum. Ordulu olup ordulu olmayan herkesle bir araya geldik ve ordudaki Ünye'nin değerini, kıymetini, Ünye'nin güzelliklerini İstanbul'da güzel bir şekilde anlatmaya çalıştık. Umarım amaç hasıl olmuştur. Bir sonraki ordu tanıtım günlerinde burada daha farklı nasıl etkinlikler yapabiliriz? Hemşerilerimizle daha güzel nasıl vakit geçirebiliriz? Bunları değerlendirme fırsatı yakaladık. İnşallah önümüzdeki yapılacak olan bu ordu tanıtım günlerinde üstüne biraz daha ekleyerek burada hemşehrilerimizle birlikte güzel vakit geçirmenin tadına varacağız. 13. Ordu tanıtım günlerinde buluşmak üzere. Hoşçakalın.